Hüseyin Hasan 4. kez baba olmaya hazırlanıyordu. Doğum masrafları için ek işte çalışıyor, inşaatlarda ter döküyordu. Son olarak bir pazar günü çalışmaya gitti ama eve cenazesi geldi. Pınar Hanım dedi, başınız sağ olsun dedi. Eşiniz dedi vefat etmiş dedi. Orada zaten ben yıkıldım. Bildiği tek şey artık eşinin hayatta olmadı. Biri karnında 4 evladıyla bir başına kaldı. Genç kadın acısını bile yaşayamadı. Çünkü kocası çalıştığı inşaatta nasıl öldü hala sır. Biri diyor düştü, biri elektriğe kapıldı, biri kalp krizi geçirdi. Yani savcı zaten kendi şüphelendiği için otopsi istedi. Otopsi de 3 ay sonra çıkacakmış. Hasan ailesi geçim sıkıntısı yaşıyordu. Karı koca kıt kanaat geçinirken 4. çocukları yoldaydı. Kocası doğum masraflarını karşılamak için ek işte çalışıyor, fabrikadan çıkıp inşaata gidiyordu. Eşim fabrikada çalışıyordu, ben de merdivenlere falan gidiyordum, ev temizliklerine gidiyordum. İşte biraz dedik hani rahatlarız, en azından burada şey doğum parasını biriktiririz, şey yaparız, en azından ona sıkışmayız diye ama canından oldu. Hüseyin Hasan bir pazar günü yine ek iş için inşaata gitti ama bu kez eve cansız bedeni geldi. Sabah yolculamıştım, çok neşeli, çok mutluydu. Hayalleri vardı. Oradaki parayla doğumu karşılayacaktı. İşte sırf bebek için. Benim çocuklarım şu anda bebekten nefret ediyor. Benim babam onun yüzünden öldü diyor. Hüseyin Hasan işte buradaki kapalı pazar inşaatında çalışıyordu. Beton blokların içerisine demirler döşüyordu. İşte o hayatını bu inşaatta kaybetti. Ancak onun ölüm nedeni henüz bilinmiyor. İddiaya göre kimi elektrik çarptığını söylüyor, kimi ise kalp krizi geçirdiğini, hatta öyle ki düşmüş olabileceğini iddia edenler bile var. Zaten internette kendi face'inde şeyleri var. Burada çekmiş olduğu, şu kulelerin üstünde çekmiş olduğu resimleri var. Bakarsanız siz de görürsünüz. Ne bir baret, ne bir kemer, hiçbir şey yok. Kapıdan girdiği gibi çıkıp çalışıyormuş. Ailenin tek bilmek istediği ölümünde bir ihmal var mı sorusuna yanıt bulmak. İhmal varsa hukuk mücadelesi başlatmaktı. İddiaya göre aile olayın üstüne gidince firma sahibi Hüseyin Hasan'ın kardeşlerine tepki gösterdi. Sağ olsun kendisi bir 5 milyar gönderdim demiş benim için. Eşimin can bedeli olarak. Hiçbir şekilde dedi şey yapamazsınız, bana bir şey yapamazsınız. Senin kardeşin kalp krizi geçirdi de öldü dedi. Şimdi biz hangisine inanalım? Biri diyor düştü, biri elektriğe kapıldı, biri kalp krizi geçirdi. Sigorta yapmamış, hiçbir şey yapmamış. Ailenin iddiasına göre aynı inşaatta 15 gün önce yaralanmalı bir iş kazası yaşanmıştı. Bu olaydan 15 gün önce de aynı iş yerinde birisi daha elektrik akımına kapılmış orada ama o ölmemiş, hastanedeymiş. Pınar Hasan şimdi kara kara doğacak bebeğine ve diğer 3 çocuğuna nasıl bakacağını düşünüyor. Eşinin kesin ölüm nedeni belirlendikten sonra da hukuki yollara başvurmaya hazırlanıyor.